Efendim herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Japonya'nın Osaka şehrinden misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte Osaka'nın gece hayatını inceleyeceğiz. Harika bir gece hayatı var. Gençler burada var ya, çıldırıyorlar hem de sabahlara kadar. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de bu kardeşiniz için az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. Hayta Yollarda Agency farkıyla yeni bölüm Osaka gece hayatı başlıyor. Evet arkadaşlar, sokaklara çıktık. Burası hemen şehir merkezi. Şu an ben de kaldığım bölge, böyle gece kulüplerinin, barların, pavyonların yoğun olduğu bölge. Burada ufak ufak barlar var. Gençler gördüğünüz gibi küçük DJ eşliğinde eğleniyorlar. Çok iyi. Çok küçük mekanlar var ya. Şimdi büyük mekanların olduğu yerlere de gideceğiz. Oralar biraz daha hareketli tabii. Gençler ne oluyor burada gençler? Bir izdiham var, bir kalabalık var. Neden böyle? Protesto mu ediyorlar acaba? Şöyle olay yerine doğru bir yanaşalım. Halloween da geçti ama neyi kutluyorlar şimdi bilemedim ha. Burada da polis arabaları var. Nereden baksanız 20-25 tane. Ortalık bayağı bir karışacak. Demek ki durum ciddi arkadaşlar. Şöyle karşıya doğru geçeceğiz. Polis burada herkesi uyarıyor. Kalabalık yapmayın diyor. Bölgeye girişler yasak. Sokağa almıyorlar hiç kimseyi. Bayağı bir kalabalık var. Demek ki ciddi bir şey protesto ediyorlar bu arkadaşlar burada. Bakın. Evet işte dünyanın en güvenli ülkesinde şu an ortalık karışık. Halk ayaklandı. Herkes protestoya geldi buraya. Ortalık 56. Biz de kayıttayız tabii olay anında. Biliyorsunuz arkadaşlar bu gibi şeyler. Hayta Yollarda prodüksiyon asla kaçırmaz. Nehiri kapatmışlar brandalarla. Niye göstermiyorlar acaba? Film mi çekiyorlar? Neden kapalı ki? Çok ilginç ya. Çok tuhaf yani. Evet. Ne olduğunu anlamadım. Ama büyük bir sıkıntı var yani belli. Binlerce polis var, binlerce. Bakın her yer polis ekipleri. Caddelere girişler kapalı. Saçma sapan bir şey yani. Çatışma falan mı çıktı? Ne oldu burada? Bu sokağa giriş açık. Buradan bir girelim bakalım. Sanırım aşırı kalabalıktan dolayı sokağın giriş çıkışlarını bölmüşler diye düşünüyorum. Girişler bir taraftan, çıkışlar bir taraftan. Çünkü az önceki caddenin ana giriş kapılarından girmemize izin vermediler. Şimdi gideceğiz. Olay yerinde ne var ne yok. Birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, ayyaşlar. Herkes içiyorlar burada sabahlara kadar. Gençler. Evet. Japonya'da böyle bir şey görmek gerçekten beni şaşırttı yani. Burası çünkü dünyanın en güvenli 10 ülkesinden bir tanesi. Buraya geldik şimdi. Sokağa. Aa, şu meydana gidelim bakayım köprüye. Heh, geldik işte tamam. Olay yerindeyiz. Polisler sürekli anons yapıyor. Kalabalık yapmayın oğlum diyor. Ayak altında gezmeyin diyor. Bak diyor ölürseniz diye karışmam diyor. Oo, Kamikaze Şevket. Evet. Glinko'nun imzasının olduğu yere geldik. Glinko Sign. İyi kalabalık burası. Burası Shinsabai diye geçiyor aynı zamanda. Shinsabai Palace kapalı çarşı. Buranın kapalı çarşısı. Maç var galiba bugün. Evet, Sato, Akiyama, Makiyama var. Herkes forma giymiş. Ondan dolayı demek ki bu önlemler.
Alabalığa bakın. Japonlar... Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Ne oluyor burada? Aa, göstericiler bakın, polisle kapışıyorlar. Bak şu yeşilliği gördünüz mü solda? Polisle kavga ediyor. Ne güzel de kavga ediyor ha. Evet, evet arkadaşlar. Kolay çağırmayın burada. Japonya Devlet Televizyonu gelmiş, JRT. TRT'nin Japonya versiyonu. Hello. Abi çok ilginç ama çok sakinler yani. Olayları çok ciddi ele alıyorlar sakin oldukları için. Sorunsuz bir şekilde herkes dağılıyor. Başka ülkelerde olsa, sinirli ülkelerde kıyamet kopar. Tekrardan bizi ana caddeye verdiler. Aralara dalmamıza izin vermiyorlar. Konnichiwa, konnichiwa. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Çok ayıp. Aa. Aa. Çok ayıp, çok ayıp gençler. Yapmayın böyle şeyler. Kafayı yemiş bu Japonlar ya. Sonunda sakin bir sokak buldum. Evet, buralar güzel. Polis falan yok burada. Arka taraflardayım şu an. 3 cadde geriye geldim arkadaşlar. Çünkü ön caddelerde aşırı bir yığılma var. Yürüyemiyoruz sokakta. Zaten barlar marlar da burada, gece kulüpleri, diskotekler. Ne yapıyor burada? Yani limon sour satıyorlar. Japonların yerel içkisi. Çok az alkol ve limon suyu falan koyuyorlar içine. Bir de tuz. İçiyorlar. Grand Open. Follow me. Beni takip edin diyor. Sağ düş. Barbekücü. Ablam. Bizi mi takip ediyorsun? Ne yapıyorsun sen? Evet. Kulüplerin olduğu yere geldik arkadaşlar. Şu bina gördüğünüz gibi böyle diskotekler, private, artı 18 kulüpler, fetiş kulüpleri, onlarla dolu. Sokaktan bir ilerleyelim. Burası gençlerin yoğun olduğu bir yer çünkü. Geyşaların, emocuların, sokak serserilerinin hep bu sokaklara takılıyorlar. Japonlarda da var çünkü it kopuk. Tek yani diğer ülkede değil, Japonlarda da var aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi geyşalar, özel hizmet yapan kadınlar buralarda bekliyorlar. Alıp yukarı çıkarıyorlar müşterilerini. Kadın ticareti falan da çok fazla. Özellikle bu sokaklarda. Şimdi teker teker hepsini göstereceğim size. Burada neymiş? Restoran mı? Abi pavyon gibi ya, tabelalar mabelalar gerçekten. Nargileci, vay. Ne kadarmış nargile? 2500 kağıt, 15-16 dolar. Oo, Güney Koreliler, K-pop. Japon çocuklarda sakal çıkmıyor hiçbirinde. Hepsi yeni doğmuş gibi bebeleri. Bakın burada hizmetçi ablalarımız var. Geyşalar, meyşalar. Yüzünü kapatıyor kamerayı gördüğünde. Biz Tayland'ı hızlı bilirdik ama Japonlar her konuda dünyanın 100 sene ilerisindeler arkadaşlar. Sadece teknoloji değil yani. Sadece saygı da değil. Unlimited. Limitsiz yani. Oo. Kavga çıktı. Japonyalı Hüseyin abiyle Tokyolu kamikaze kavga ediyorlar. Evet. Şu an bir yakuza, samuray kavgası görüyoruz. Arkadaşlar. Bak bir tane vurdu, dayı yerle bir oldu. Gördünüz mü? Dayı patisi çevirdi. Sadece bir tane vurarak.
Şimdi Kanada'daki. Çok ilginç. Bunlar işte alkol içince kendinden geçiyorlar. Ayı kafadayken sıkıntı yok da. Alkollü olunca yerle bir oluyorlar abi. Darmadağın oluyorlar. Kendilerini paralıyorlar. Bakın sağda da yine iki tane hanım ablamız bekliyor. Müşteri çekiyorlar içeriye. Hizmetçi kıyafeti falan giyerek. İşte yoldan geçen erkeklerin aklını başından almaya çalışıyorlar. Ne yapsınlar? Herkes ekmeğinde. Onlar da burada işinde gücünde yani. İçeride karaoke. Yine barlar marlar. Özel private mekanlar var. Şu sokağa girelim. Sonra oradan U çekelim. Sağdan devam edelim. Takım elbiseli taksiciler abilerimiz. Taksiler de burada. Çok kaliteli ya. Evet, şuradan sağa doğru dönelim. Nehrin kenarından biraz yürüyelim arkadaşlar. Glico nehrinin kenarında. Burası ne? Hollanda. Aa, Tayland mutfağı. Tay. Tayland bayrağı. Ay severiz. Sabadi kap. Sabadi mai. Kapun kap. Şimdi sağdan devam edelim. Şu tarafa doğru. Nehrin kenarına geldik. Şu taksileri çok seviyorum ya. Ve nostaljik eski taksiler de var. Yeniler de. Hepsi birbirinden güzel. Yani tam Japonya'yı tamamlamış, yakışıyor. Keşke bizde de böyle eski Şahinleri falan kullansak, 231'leri, Doğan Selex'leri. Harika olur abi. Baksana şu taksinin güzelliğine. Dünyanın en gelişmiş ülkesi ama adamlar abi takside 10 numara eski taksilerini kullanıyorlar. Bakın bu da mesela bir üst. Chrysler mı ne? Aralar cam bölmeli falan. Dantelli taksinin içi. Black Tiger. Siyah kaplan. Ne satıyorsun? Bubble tea satıyor. Brown sugar bubble tea. Evet, kapalı çarşının oraya geldik tekrar. Buraya girmemiştik. Buradan ilerleyelim. Şu arkada gece kulüpleri var. Oraya doğru gitmemiz lazım ya. Biraz yürüyeceğiz, bir 15 dakika. Amsterdam gibi abi. Osaka çok benziyor değil mi Amsterdam arkadaşlar? Nehir var böyle, sağlı sollu rengarenk mekanlar, kafeler. Işıl ışıl bir şehir ya. Gerçekten aşık oldum buraya. Osaka yani bence Tokyo'dan daha güzel. Pasela Resort. Resort ha. Evet, ne yapıyorsunuz burada? Pokemon mı oynuyorsunuz? Dayı. Oo, kurt adam. Şarkı marka söylüyor. Milleti coşturuyor bu da burada. Ablam da cansevere benziyor aynı ha. Etek metek vallahi. Cansever ablamız bir tanemiz. Dotonbori Street. Dotonbori gece kulüplerinin olduğu yer işte arkadaşlar. Sukiyaki. Lost Order. 90 minit diyor. 1,5 saatte çıkıyormuş. Ne pişiriyorsunuz abi? Alt üstü bir ahtapot pişireceksiniz. Bir takoyaki yesek mi, ne yapsak? Takoyaki, takoyaki. Oo, üzümlerin güzelliğine bakın. 3500'müş bir salkım üzüm. O da ne yapıyor biliyor musunuz? 23 dolar yapıyor arkadaşlar. 700-200 lira. Burada pahalı çünkü. Onlar özel yetiştiriliyor arkadaşlar. O yüzden bayağı bir expensive. Vallahi bugün piyasa geberik arkadaşlar. İşin kısası yani. Pek fazla kimse yok. Çünkü neden? Pazar günü bugün. Pazar günü olduğu için yarın mesai var. Herkes erkenden tezgahı toplamış, bence evine gitmiş. Cumartesi gelmek lazımdı ama cumartesini Tokyo'da geçirdik. Bir önceki bölümde izlediniz. Shinjuku akşamları. Harikaydı gerçekten. Çok kalabalıktı. Burası da bakın. Happy Endli. Relax salonlarından bir tanesi.
Halen de bu kadar göremezsin sokaklarda vallahi. Oo, çok güzel bir barbekü restoranı. Ramenci, suşici. Benim de karnım aç ha. Vallahi karnım aç. Gece saat de geç ama çok bir şey yemek istemiyorum. Böyle ufak şey atıştırsam da iyi olur aslında diye düşünüyorum. Şu karşıya gidelim bakalım bir orada ne varmış. Bir kalabalık geliyor bu tarafa doğru. Para tuzakları, para! Abi adam orada mesela çikolata kapmaya çalışıyor. Belki orada 20 dolar harcıyor. Yani bilmiyorum, hadi şimdi orada büyük bir ödül kazansan diyeceğim ki eyvallah. O çikolatayı gidip şeyden alabiliyor. Marketten, bakkaldan 2 dolara, 3 dolara. Onu almıyor, gelip orada 20 dolar eziyor. Çok ilginç insanlar ya. Aklım ermiyor yemin ederim. Baktın mı dünyaca zekiler, ne bileyim işte teknolojide iyiler, gelişmişlik desen 10 numara. Ama bazı yönlerde ise çok eksi. Mesela hani metrolarda kitap okuyorlar şeyi, büyük bir yalan. Öyle bir şey yok abi. Çok düşüktür yani o. Türkiye'de de aynı. Herkesin eline telefon. Burada da aynı şekilde. O abimiz ne satıyor burada? Atapot Rıza'nın yerim burası. Aynen, ramenci. Kuyruğa bak ya, kuyruğa. Gece saat 12 şu an. Sıra. Oo, nuggetlara bakın, şinitsellere falan panilenmiş. Çıtır çıtır. Bunlar ne satıyor burada? Haa, takoyaki. Ahtapot. Bayılıyorum ya şu ahtapota. Çok güzel. Burada da wagyu büf yapıyorlar. Tanesi 1500 arkadaşlar. 10 dolar yani bir tanesi. Ama o öldürüyor burada ürünü. Ona gidip restoranda oturup sıcak sıcak yemek lazım. Yerinde yiyeceksin, yerinde. Sanırım bugün pazar olmasından dolayı tabii erken kapatıyor herkes. Dağılıyorlar eve. Kim bu magazin ekipleri burada? Neyi çekiyorsunuz? Bu dayının neyi var ki? Evet, gençler. Konnichiwa. Tokyo TV'de röportaj verdim bu arada. Ondan bahsetmemiştim size. İlk geldiğim gün havalimanında yakaladılar beni. 50 dakika konuştuk. Ayın kaçında yayınladılar ya? Pazartesi akşam 18.25'te yayınladılar. Tarihi unuttum, Tokyo TV. Eğer Japonya'da yaşayan varsa aramızda izleyen, açıp bakabilir. İngilizce konuştuk. Bayağı da güzel bir sohbet oldu. Aha, sonunda o sokağı buldum. Dotonbori'yi. Oraya doğru gidelim. Çöplere bakın. Japonya'da her yer çöp dolu. Bizim çocuklar yine burada. Gelmişler baba semte. Pazartesi gibi pazartesi. Salı gibi salı. O İrani. Karşıya geçiş yok mu? Yasak mı? Şu an karşıya geçmek istiyoruz. Açıkmış. Ben de kapalı sandım ya. Şu öndekiler geçince. Burası da tiyatro binası. Eski Osaka'nın. Çok eski ve görkemli. Güzel değil mi mimarisi? Aynı Odessa'daki tiyatro binasına benziyor. Opera binasına daha doğrusu. Vay be canım Ukrayna'm. Özleştik Ukrayna'yla. En kısa zamanda gideceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. 3-4 defa gittik. Aylarca yaşadık orada. Ne zaman Ukrayna desem var ya kendimden geçiyorum. Çok üzülüyorum oradaki insanlara. Konnichiwa. Sanırım burada bitiyor galiba. Hiç kimse yok abi. Dotonbori de bomboş. Bu oteller de şehrin yine her yerinde var arkadaşlar. Rosalifs diye geçiyor. Bunlar saatlik kiralamalı fantezi otelleri. Burada ücretleri yazıyor mesela. Japonca olduğu için tabii saat olayını çok anlamıyorum ama genelde işte minimum 3 saat kiralanıyor. Gecelik olursa akşam 12'den sabah 8'e kadar 5640 dolar gibi. 3 saatlik 20-25 dolar.
Gelip burada insanlar işte saatlik olarak kullanıyorlar. Veya 2 saatlik. İstediği kadar çıkarken de ödemesini yapıyor. Şurada da yine bir kulüp var. 12.045 dakika giriş ücreti. Show kulübü. Kadınlar içeride striptiz falan yapıyor. Girip işte izliyorlar. Mesela Tayland'da bu gibi mekanlara giriş ücretsiz ama burada giriş ücretli. Ve kaç dakika kalacaksan ona göre para ödemesi yapıyorsun. Tayland'da öyle değil ama gidiyor insanlar işte ücretsiz giriyor. İçeride yediğinin içtiğinin parasını ödeyip çıkıyor. Benim otelin sokağına geldik arkadaşlar. Ben de hemen şu sağda kalıyorum. Grand Sauna'nın olduğu yerde. Şu aşağıda bakacağım. Bir şey yoksa ondan sonra videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü çok geberik yani. Hiç hayal ettiğim gibi bir akşam olmadı açıkçası. Allah'tan hava çok soğuk değil. Güzel temiz bir hava var. Oh mis. Gider bu gece rahat rahat evimizde uyuruz abi, dinleniriz. Yorulduk bayağı çünkü. Gelmişken bakın şunu da göstereyim. Kuru temizleme olayı. Böyle laundry'ler var her yerde. Gelip burada kıyafetlerinizi yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Makineler var işte kuru temizleme. 16 kilo 1200. 7 kilo 1100. 6-7 dolara yıkıyorsun her makineye atıyorsun. Daha sonra orada da kurutuyorsun. Yani 10-15 dolara bu işlemi yapıp bitirebiliyorsunuz. Burada bir tık pahalı. Hatta çok pahalı yani. Diğer ülkelerde, Asya ülkelerinde 1 dolar, 2 dolar. Burada 7 dolar ya. Vicdansızlar. Vicdanları kurumuş vallahi. Burada yine küçük küçük varlar var. Motosikletçi abilerimiz falan takılıyor buralara da. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı esirgemeyelim. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Ayrıca beğenirseniz de ve kanala hala abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Japonya'nın Osaka şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.